Kukla Kafası başlıyor. Merhaba çocuklar. Kukla Kafası'na hoş geldiniz. Ve yine yeni bir masalla karşınızdayız. Evet. Hı hı. Masalımızın adı? Kaplumbağa ile Tavşan. Huhu. Evet. Kaplumbağa ile Tavşan. Tavşan ile kaplumbağa da olabilir. Kaplumbağa ile tavşan da olabilir. Fark etmez diyorsun. Yani. Tamam, ben de çok takılmadım. Evet. Masalımız biraz atışmalı bir şekilde başlıyor. Sanırım öyle mi Su? Evet evet. Ve masal yine bir ormanda. Yine bir ormanın içi. Evet. Evet. Benim adım kaplumbağa. Evim sırtımda, yavaş yavaş yürürüm emin adımlarla. Benim adım kaplumbağa, evim sırtımda, yavaş yavaş yürürüm emin adımlarla. Sen kimsin? Ben hızlı tavşan. Elimdedir havucum, kıtır kıtır yerim. Elimdedir havucum, kıtır kıtır yerim. Bütün ormana, her hayvana, ben yenerim ben! Hızlıyım, hızlıyım, çok hızlıyım. Hızlıyım, hızlıyım, çok hızlıyım. Anladık, çok hızlısın, tozu dumana katarsın. Bütün hayvanları sen yenersin. Peki, benimle yarışa var mısın? Sen yavaş kaplumbağa, benim gibi hızlı, çok hızlı hayvanı geçebileceğini mi sanıyorsun? Dedi tavşan kaplumbağaya. Hı hı. Oradaki kaplumbağa masum bir yarış istemişti. Ama tavşan ne yaptı? Beni sen mi geçeceksin dedi. Böyle dedi Güneş. Sonra ne olmuştu? Sonra bütün hayvanlar meydanda toplandı ve ormanın bilge kişisi yani baykuş evet. Bir yarışma düzenledi. Hı hı. Ve kuralları anlattı. Dedi ki, evet sevgili tavşan ve kaplumbağa. Buradan yukarı doğru koşuyorsunuz. Orada büyük ağacın etrafında döndükten sonra patikayı takip ederek doğru bitiş çizgisine gidiyorsunuz. Kim bitiş çizgisini en önce geçerse yarışı o kazanır. Evet dedi ve yarış başladı. Ve kaplumbağa emin adımlarla pam 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 hızlı hızlı yürümeye çalışırken, yani ben hızlı diyorum sen anla. Ondan sonra giderken tavşan ne yaptı? Tozu dumana kattı. Evet. Öyle hızlı gitti ki kimse onun tavşan olduğunu bile anlamadı. O kadar hızlıydı. Bir de tozu dumana kattı ya. Herkesler böyle bir şaşırdı. Kimse önünü göremedi. Toz bulutu her yer. Bir de astımı olanlar vardı. Onlar... Evet. Mahvoldu insanlar ya. Sonra sevdiler falan geldi. Bayılanlar oldu. Toz sıkıntılı bir durum. Evet. Bir de çocuklar annelerini bulamadı. Elinden tutmayanlar varmış. Kalabalık ortamda. Ya. Annemizin elini. Ya. Tutmamak. Ya. Anneler yavru hayvanlarını aradılar sağda sağda. Neyse yarış başladı tabii. Evet. Tavşan ilerledi. Denilen ağacın oraya geldi. Geriye doğru döndü bir baktı. Kaplumbağa nerede? Hala başlangıca çok yakın. Yetişemeyecek galiba. Bu kaplumbağa nasıl tavşana yetişebilir ki? Tavşan da öyle düşünmüş bence. Çünkü bir rahatlık gelmiş. Ay demiş, bir seslenmiş. Kaplumbağa! Demiş. Ses yok.
Aaa demiş. Yine ses yok. Duyamıyor. Evet. Duyamıyor. O kadar uzak çünkü. Hı-hı. Test etti. Demiş ki ben şu ağaca biraz yaslanayım. O nasıl olsa yetişemez. Ben de biraz dinleneyim. Ah oh, yediye yediye vararım demiş bitiş çizgisine. Ve ne yapmış? Uyumuş. Hem de yarışma esnasında. Evet. Bu ne sorumsuzluk. Sadece uyusa iyi. Rüyalara daldı. Hem de kendini şöyle kocaman bir havuç tarlasında buldu. Bir tane kopardı havuç. Yedi. Sonra bir tane daha kopardı. Yedi. Sonra hani güneş böyle kara kendine atarsın yatarsın ya böyle. Aynı şu şekilde yattı havuçların arasına. Böyle izini çıkardı falan. Ama nasıl böyle? Hem yiyor hem böyle yatıyor. Evet. Böyle ağzından salyalar aka 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 uyuyor. Rüyalar eşliğinde. Hem de tatlı rüyalar. Havuçlu! Ama ne oldu? Ne olacak? Tabii ki kaplumbağa emin adımlarla vazgeçmeden yoluna devam etti. Ve tavşanı gördü orada uyurken. Ona ne dedi? Dedi ki tavşan bana baksana. Tiki tiki yapsana. Ama tavşan bakamadı. Çünkü uyuyordu. Sonra ne yaptılar? Sonra kaplumbağa devam etti. Yürüdü, yürüdü, yürüdü. Yavaş yavaş adımlarla yürüdü. Emin emin adımlar. Kararlı bir şekilde yürüdü. Emin emin adımlar. Ve başlangıç çizgisine bir adım kalmıştı ki... Güneş, bitiş çizgisi. Ay çok özür dilerim. Bitiş çizgisine bir adım kalmıştı ki... Tavşan uyandı. Bir baktı. Aa, daha kaplumbağa gözükmüyor. Herhalde daha yola benim yanıma varamadı. Yollarda kaldı diye düşündü. Sonra bitiş çizgisine bir baktı. Aa, ne diyorsun? Kaplumbağa varmak üzere. Evet. Son bir adım. Aa, çok heyecanlı. Evet. Ve tavşan motoru hızlandırdı. Evet. Tozu dumanı katarak bir uçtu. Ama nafile. Yetişemedi. Kaplumbağa çoktan bitiş çizgisine varmıştı bile. Ah, evet. Haklı gururuyla tabii ki. Kesinlikle. Ve yarışmayı kazandığı için bütün hayvanlar onu alkışladı. Ödülünü evet. Getirdiler. Ya çok güzel bir şey. Evet. Çok evet. Gururlu bir durum. Peki bu arada tavşan. Ah tavşan. Hızıyla ünlü tavşan. Hızıyla ünlü tavşanın hazin sonu. Ve kendisini çok seven, tozlu bana katarım diyen tavşanın dramatik öyküsü. Bu da olur mu be? Bu bana yapılır mı diyen tavşanın yenilgisi. Ah tavşan, garip tavşan. Safsaklamanın sonucunu kötü aldın. Ah gariban. Hızlıydı ama dikkatli değildi. Kendini oyuna vermedi. Kendine çok güvenen tavşanın dramatik öyküsünü dinledik. Evet. Başı önde. Kulaklar düşmüş. Değil böyle dışarıda. Yorulmuş, bitkin arkadaşların arasında yürürken kimse onu görsün istemiyordu. Oysa ki yarışmalarda biri kazanır, biri kaybeder. Yani bu normal bir şey değil mi? Eğlenmek için yapılmaz mı bu yarışlar? Yani evet, bazen kazanırız, bazen kaybederiz. Eğlenmek için yapılır. Ah! Ama tavşan tabii kendine çok güveniyordu ya. Hep evet. Ben yaparım dedi, çok hızlıyım dedi. Kimse beni geçemez dedi. Evet. Ama geçti güneş. Nasıl oldu şimdi bu ya? Tabii ki geçti. Çünkü tavşan işini ciddiye almadı. Evet, uyudu. Uyunur mu hiç? Hiç yarışmada uyunur mu ya? Ve kaplumbağa hiç vazgeçmedi. Evet. Çok önemli. Pes etmemek, vazgeçmemek ve kararlı olmak. Evet, bu gerçekten önemli. Evet. Tavşan bunu anladı bence sonunda. Tabii bunu anladı. Kaplumbağa'ya gidip hatta şöyle söyledi. Kaplumbağa, ben gerçekten senden özür dilerim. Büyüklendim. Seni küçük gördüm. Çok yanlış davrandım. Senden özür diliyorum. Hmm. Ah,
Kabul ediyorum sevgili tavşan. Evet. Çünkü sen gerçekten çok hızlısın ama benim gibi kararlı değilsin. Ben daima ileri giderim. Hep ileri adım atarım. Hiç geri atmam. Geri adım atmam çünkü laf aramızda bir ileri bir geri çok yoruluyorum. Biliyorsun yavaşım ya. Neyse. Evet, evet, çok öyle konuşmuşlar aralarında. Bir de sırtında ev taşıyorsun. Yani be. Evet evet. O şekilde nasıl hızlı olabilirsin ki? Zor. Belki yavaşım ama emin adımlarla yürüdüğüm için ve hiç geri bakmadan hep ileri, hep ileriyi düşündüğüm için yani kazanıyorum. Evet, kararlı olmak çok önemli, pes etmemek çok önemli dedik. Bununla ilgili bir kitap önerim vardır. Evet, kitabımızın adı Adım Adım Tilki Bulmak. Ah! Yani adım adım tilki bulurum. Ha tilkiyi gördün mü? Ters durmuş. Nasıl görsün kız onu? Yukarıda kalmış. Bulması zor tabii. Pes etti mi acaba? Neler yaptı acaba? Acaba tilki peşinden mi gitti? Acaba hep ondan saklandı mı? Ay çok merak ettim Güneş. Sakin ol. Evet, güzel bir macera. Tilkiyi bulmaya çalışan küçük bir kız var. Bakalım neler olacak? Pes etmeden yoluna devam edebilecek mi? Eder herhalde ya. Hele bu kaplumbağa ile tavşan hikayesini dinlediyse masalını. Bence hiç pes etmeden o tilkiyi bulacak. Bulun o tilkiyi. O tilki bulunsun buradan sesleniyorum. Pes etmeyin. Evet. Evet. Tavşanım, 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 tavşanım ağlar. Güneş bana baksana, tilki yapsana. Güneş, biz de yarışalım mı? Ne dersin? Olur. O zaman son 1, 2, 3, başla!